Arkadaşlar merhaba, yeni bir güreş analiz videosuyla beraberiz. Bugün 2022 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası Greco-Roman Stil 60 kilo finalini izliyoruz. Kırmızı mavi izlediğiniz güreşçi temsilcimiz Kerem Kamal. Rakip ise mavi mayosuyla Bulgaristan'dan Edmund Armen Nazaryan arkadaşlar. Çok hızlı başlayan bir mücadele. İki güreşçi de göğüs çaprazlarından bir boşluk yakalayarak mücadelenin ilk puanını kazanmak ve öne geçmek istiyorlar. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de 28 Mart 3 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen organizasyon. Bakın, iki güreşçi de gerçekten çok hareketli. Göğüs çaprazına girmeye çalışıyor Bulgar güreşçi temsilcimizin. Bir taraftan da Kerem Kamal'ın oyun çabaları. Bu şampiyonu da Greco-Roman stilde Azerbaycan takım halinde şampiyon oldu. Türkiye takım olarak ikinci, Gürcistan ise üçüncü oldu arkadaşlar. Bunu belirtelim. Türk güreşçiler 10 sikletin 7'sinde madalya kazanmayı başardılar. 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandık. Bakın artık ilk devrenin ortalarına doğru gelirken ilk pasif uyarısı, daha doğrusu ilk pasifite Bulgar güreşçi Edmund Armen Nazaryan için geliyor. Greco-Roman stilde olduğumuzdan dolayı bu pasifte ile beraber Kerem Kamal'ın hanesine bir puan yazılıyor arkadaşlar. Ve Kerem Kamal avantajlı pozisyonda, parter pozisyonunda başlayacak mücadeleye. Başa baş giden, kilitlenen güreş maçlarında bu uygulamayla oyunun kilidinin açılması hedefleniyor. Kerem Kamal 10 Ağustos 1999 Manisa doğumlu arkadaşlar. 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa'da ikinci oldu. Gümüş madalyada kaldı. 2019 yılında ise üçüncü oldu Avrupa Şampiyonası'nda. Bu sefer şeytanın bacağını kırmak istiyor ve büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Parter pozisyonunda güreşçimiz avantajlı pozisyonu kullanamadı ve mücadele ayakta devam ediyor. Bulgar güreşçi Edmund Armen Nazaryan ise 19 Ocak 2002 doğumlu, Sofya doğumlu ama Ermeni asıllı bir güreşçi arkadaşlar. Olimpiyat şampiyonu Ermeni güreşçi Armen Nazaryan'ın oğlu. Bunu belirtelim. Bakın şimdi Kerem Kamal'ın puana daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir mücadele var. İşte burada rakibini minderin dışına taşımayı başarıyor ve 1-0'lık skor üstünlüğünü 2-0'a çeviriyor arkadaşlar. Artık ilk devrede son 30 saniyeye giriyoruz. Armen Nazaryan için şunu da söyleyebiliriz. 2020 yılında İtalya Roma'da Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda henüz 18 yaşındayken Avrupa şampiyonu olmayı başaran bir isim. Gerçekten başarılı bir güreşçi. Bakın son saniyeler. Oyun çabası. Boyunduruktan yakaladı Kerem Kamal rakibini. İki güreşçi de çok hareketli. Ama süre yetmiyor ve mücadelenin ilk devresi sona eriyor arkadaşlar. Karşılaşmada ikinci devre başladı. İlk devrede olduğu gibi iki güreşçi de oldukça hareketli bir şekilde oyuna girdiler. Bakın yine kor bir mücadele ve rakibini bastıran Kerem Kamal bu bastırma hareketiyle 2 puan alıyor ve skoru 4-0'a getiriyor. Oyun arayışını devam ettiriyor. Yeni bir oyun çabasında Kerem Kamal. Ama mücadele ayakta devam edecek. İkinci devrede 1,5 dakikayı geride bıraktık. 4-0'lık Kerem Kamal üstünlüğü devam ediyor. Bakın şimdi rakibini dışarı çıkaran Kerem Kamal 1 puan daha alıyor bu dışarı taşıma hareketiyle. Mücadelenin hakemi karşılaşmayı oldukça yakından takip ediyor. İki güreşçide de artık net bir şekilde görülüyor ki
yorgunluk belirtileri var. Bir tek gol çabası vardı Bulgar güreşçinin. Ama buradan oyun yapamadı. Kerem de hiç riske girmedi, bastırmadı bile. Kendi oyunuyla yerde kaldığını bildiği için. Son saniyeler artık. Kerem Kamal, 2022 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası, Greco-Roman stil 60 kiloda altın madalya kazanmayı başarıyor. İlk defa büyüklerde altın madalya kazanıyor Avrupa Şampiyonası'nda. Kerem Kamal'a bu güzel güreş için teşekkür ediyoruz.